Ama inşallah Kur'an'ın sonuna doğru başladığımızla bitirdiğimizin arasında çok büyük bir fark olarak devam edeceğiz. Evet, 162. 163 olacak hocam. Hem de 180 derece olacak, ben ona inanıyorum. Şöyle 180 derece demeyelim de iyinin daha iyisi diyelim. Yani biz buraya başladığımızda da belli doğrularımız vardı. O yanlış, öteki yanlışlardan sıyrılıp daha güçlü bir şekilde hızlanarak yolumuza devam edeceğiz. 180 dediği zaman öbür tarafa dönmüş gibi anlaşılır. 150 diyelim. Eyvallah, tamam, peki 150 diyelim. Sen de pazarlık yapmaya başladın ha Mehmet abi. Almanya'da mı böyle pazarlık yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Necip Fazıl Kısakürek'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki, hayat izah etmez, kabul ettirir. Şimdi bunu niye söyledim? Eğer örnek yaşam sunabilirsek izaha bile gerek kalmaz. Aynen. Aynen. Ve bu şimdi örnek yaşam bir de çok güçlü nesiller yetiştirebilir. Bu çok önemli bir şey. Bakın. Şimdi mesela geçenlerde biz bir yere gittik. Bir arkadaşın akrabası orada oturuyor. Bir siteye gittik. Böyle Reihenhaus'lar var. Almanya'dakiler anlarlar. Böyle ikili dubleks evler, villalar gibi. Ama bir site. Havuz var, bilmem nesi var filan. Yazın sıcakta herkes çıkmış. Havuz orada, şey orada. Bütün toplum sere serpe orada. Kimi yarı çıplak geliyor gidiyor. Çocuklar oynuyor, bilmem ne yapıyor filan. Şöyle bir an düşündüm. Ben bu sitede otursam benim oğlum burada ne olur? Nasıl bir yaşantı olur? Kiminle oynayacak o çocuk? Oradaki kemalist, putperest, laikçi, bilmem neci, işte paranın esiri olmuş, dünyevileşmiş, zevkten başka bir şeyi olmayan o insanların çocuklarıyla arkadaş olacak. Ve o çocukların hedefi ne? Çok daha iyi para kazanmak, çok daha harcamak. Ama haram, helal, günah, sevap kavramı yok. Ayrıca bir Ramazan orada yaşadığını düşün. Veya bir bayram sevinci yaşamak istediğini düşün. Mümkün değil. Tam tersine işte o onların önder kabul ettikleri kişilerin ölüm günleri, doğum günleri veya bilmem ne günleri her biri çıkarıp bayrak asıyor, bir şeyler yapıyor, kendi kendilerine bağırıyorlar, çağırıyorlar, eğleniyorlar filan. Yani bir nevi zulüm gibi bir şey Müslüman bir ailenin orada yaşaması. İşte biz bunun tam tersini yapmak durumundayız. Müslüman bir ailenin gönül huzuru içerisinde yaşayabileceği, kendisinden sonrakilere iyi bir miras devredebileceği bir yaşantı kurmak durumundayız. Evet. Çok güzel izah ettin bunu. Bak, tam olması evet. Gereken müthiş bir şey diye anlatımdı. Evet. 162. 3. 163 hocam. 163 pardon. 163. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum. Ve ben Müslüman olanların ilkiyim. Eğer kainatı yaratan iki tane Allah olsaydı mutlaka aralarında bir itilaf olurdu diyor. Yani bir savaş çıkardı. Yani göklerin ve yerin yaratıcısı Allah aşağıdaki ayette alemlerin Rabbi olan Allah'tır ifadesi kullanırken alem kelimesini çoğu başka insanlar da başka alemlerde var anlamında kullanmışlar. Oysa evrende yaratılmış olan bütün varlıkların hepsinin Rabbi Allah'tır anlamında kullanıyor. Yoksa yeryüzünde insanların dışında hiçbir varlık evrenin diğer yerlerinde yok Kur'an'a göre benim anladığım. Öyleyse onun bir hiç ortağı yoktur. Yani iki tane Allah yoktur, iki tane sevk ve idarecisi, efendim hüküm koyucu, kanun koyucu yoktur. Sadece emreden odur, yaratan odur,
rızık veren O'dur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. Hani Bakara suresi 285. ayette diyordu ya, o Allah'tan kendisine gelene iman etti. Ey müminler, siz de ona iman edin ifadesi kullanıyor. Ben Müslüman olanların ilkiyim derken, orada taşın altına ilk elini koyan ve ilk o konuda riski ortaya koyan kendisi olduğunu açıklıyor. Bütün peygamberler böyle demişler. Ben Müslüman olanların ilkiyim. O zaman son Muhammed, son peygamber, Müslüman olanın ilkiyim diyor. Hazreti İsa öyle diyor, Hazreti Musa ve daha önceki peygamberler de öyle diyor. O zaman burada bütün peygamberler o davaya ortaya koyuyorsa, o devrimi yapıyorsa, o devrimde ilk olarak sıkıntıya girmeyi göz alan benim, ben önde gelenim ifadesi kullanıyor. Hocam burada aynı zamanda şu da anlaşılmaz mı? Vahye karşılaştım. Birilerine bunu anlatmadan önce ilk iman edip, kabul edip yaşayan benim. Benim ki ben bunu, evet siz de bunu kabul edip diyebileyim. Burada o zaman bize şöyle bir mesaj çıkıyor. Siz bu Kur'an'la karşılaştınız. Öyleyse Kur'an'ı ilk okuyan, ilk anlayan, ilk yaşayan siz olacaksınız ki ondan sonra kalkıp birilerine teklif sunabilirsiniz veya birilerine bu yanlıştır yapmayın, burası doğrudur diyebilirsiniz. Aksi takdirde bunun bir anlamı olmaz. Yapmadığınız şeyi niye söylüyorsunuz derken de bunu anlatıyor zaten. Yani ben Müslümanım de, şunlar şunlar haram, şunlar şunlar helal de, sen haramların en önde gelenlerini yap, ondan sonra ona tebliğde bulun. Böyle bir şey olabilir mi diyor Allah. Yani söyleyen insan ona önce inanan ve kendisi yapan insandır diyor Allah. Bizim de öyle olmamızı istiyor Allah. Evet. Hocam burada önceki ayetle o kadar çok bağlantısı, ilintisi var ki bunun. Yani önceki ayette diyor, varlığım alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Sonraki ayette de tekliği, birliği Allah'a nispet ediyor, Allah'a hasrediyor. Yani burada aslında teyakkuzda olunması gerektiğini bize açık açık söylüyor. Ama tabii insanlar maalesef duyarsız kalıyor buna. Yani birleyeceğin Allah'tır. Birleştiğini ancak içselleştirip kabulleyeceğin Allah'tır. Öncekinde de işte demir üzerinde durduk. Tüm varlığım, her şeyim alemlerin Rabbi olan Allah için. Onun çizdiği çizgide kalırım. İşte ardından da ikinci başka ilahları kabul etmeyin diyor. Benden başka. Ne yaparsak kabul etmiş oluruz. İşte önceki ayette Allah'ın dışındakilerin otoritesini kabul ederse, başka kanunların layıklığı bilmem neyi, yani Allah'ın emirlerine hayatın içerisinden çıkar atarsan, işte o zaman aslında sen kiminkini alıyorsun, kimin emirlerini alıyorsun, kimin kurallarını alıyorsun, işte o zaman sen onu ilah edinmiş oluyorsun. Ey kul diyor, de orada. Tabii kul ne kadar anlıyor, o ayrı bir konu. Evet. 164. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mı arayayım? Hiçbir nefis kendisinden başkasının aleyhine günah kazanmaz. Hiçbir günahkar suçlu bir başkasının günah suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeylere haber verecektir. Şimdi bir ayeti hatırlamak burada yerinde olacak. Asap suresi 56'da diyordu ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey müminler, siz de ona salat edin ifadesi kullanıyordu. Burada neyi anlatıyor? Yani o peygamber Allah'ın Rabliğini kabul etti.
Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşıyor. Bütün Allah onun yaptığı bütün davranışları onayladı, tasdik etti. Melekler de onu tasdik etti, destekledi. Ey müminler, siz de onu tasdik edin, desteklen ifadesi kullanıyor. De ki o her şeyin Rabbi iken, yani evrendeki bütün varlıkların Rabbi iken, meleklerin, insanların dışındakiler, tabi mümin olanların Rabbi de Allah'tır. İken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Yani her şey o biri gösteriyor. O Allah'ın Rabliğini gösteriyor. Ben ondan farklı mı düşüneyim? Hiçbir nefis kendisinden başkasının aleyhine günah kazanmaz. Yani herkes kendi günahını kendisi kazanır. Hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Diyorlar ki sen işle, sen bunu yap. Eğer bunun günahı varsa ben yükleneceğim. Asla bunu yüklenemez. O herkes yaptığı kendi günahını kendisi çeker. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. Yani Allah derleyip toplayıp sizi kendi huzuruna getirecek. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Buradaki anlaşmazlığa düşünen şeyler derken inkar edenlerin, Rabbani yoldan sapanların anlamında kullanmış. Rabbani yoldan sapanlar, Rabbani yolda yürüyenler. İşte anlaşmazlığa düşülen bunlar. Hani Bakara suresi 73. ayette hani bir adam öldürmüştünüz de itilafa düşmüştünüz. İtilaf anlaşmazlık demektir. Anlaşmazlık, bozulma, o ilahi mesajdan sapma demektir. Oradaki anlaşmazlığa düştünüz demişti. İtilafa düşmüştünüz. İneğin bir parçasını vurun, o da dirilmişti ifadesi kullanıyor. İşte ilahi mesajı tekrar ona anlatın, o da dirilmişti. O da ilahi mesaja geri gelmişti ifadesi kullanıyor. Burada anlaşmazlığa düşme demek, itiraf demek, Rabbani yoldan sapma demek. Bunları Allah ortaya koyuyor. Yani ahiret aleminde her şey net olarak bildirilecek, belgelenecek, ortaya konulacak. Ve o inkar edenler diyecekler ki gerçekten biz iman ettik, bizi tekrar dünya hayatına geri gönder, sana senin istediğin şekilde kulluk yapalım diyecekler. Ama iş işten geçmiş olacak tabii ki. Evet, hiçbir günahkar suçlu bir başkasının günah suçunu yüklenmez. Hiçbir nefis kendisinden başkasının aleyhine günah kazanmaz. Yani bu şeyhlerin şefaat olayı, diğer şeyler, şunlar bunlar hepsi bu ayetlerin kapsamının dışında. Bu ayet bütün bunları yalanlıyor yani. Herkes kendi günahını yüklenir ve bedelini kendisi çeker. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. Buyurun. Burada da şunu vurgulamak isterim. Çok sık gördüğümüz hatalardan birisi, benim de çok acayip gıcık olduğum bir şey. Adam diyor ki X konusunda gideyim filancanın şeyini, icazet alayım, fetva alayım. Fetva kurulları var. Abi ki fetva kurulları yani Allah'ın kesin haram kıldığı herhangi bir konuda sana helalliğine kapı aranıyor. Yani sen istişare edersin ama kesinlikle Kur'an'da onun cevabı var. Hangi soruyu sen soruya cevap arıyorsun da Kur'an'dan bulamıyorsun? Yok, aramıyor. Arasan bulursun. Ama adam gidiyor, hocam diyor filanca konuda işte evlilik, boşanma, ondan sonra faiz, kredi, ondan sonra helal, haram. Gidiyor, şu helal mi, bu haram mı? Adam da da demiyor ki Allah'ın şu ayeti senin soruna bir cevaptır. İşte oku o ayeti ya da kendisi okusun. Böyle diyor. Bu ayetten ne anlıyorsun? Bu ayete göre soruna nasıl bir cevap bulabiliriz? Nasıl bir karşılıktır bu ayet diye onun cevabını öyle vermiş olsa aslında adam da tatmin olacak ama
adam hiç ayete girmiyor, o konuda kelam ediyor ve sonunda hüküm veriyor. Ve o hükmü dinleyen adam da onu gidiyor hayatında uyguluyor. Halbuki o zaman sen onu Rab edinmiş oluyorsun. Sen git Allah'ın kitabına bak, hükmü ondan alsana. Ama ondan almıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu çok sık karşılaştığımız bir şey. Tam da bu ayetle alakalı. Bu gerçekten toplumda ciddi sorunlardan birisi ama bunu da anlatamıyoruz. Ben kimim diyor, ben diyor kimsenin dizinin dibinde ders almadım. Ben bu konularda akıl yürütecek, hüküm verecek de değilim. Eğer o adam vermeyecek de medrese alimi diyor, hani kendi gözünde büyütüyor, profesör diyor, bilmem ne diyor. O vermeyecek de işte ben diyor bir marangozum diyor. Yahu peygamberler de marangozdu, demirciydi, çobandı, bilmem neydi. Ama adam yani kendi aklını o kadar küçümsüyor ki ve sonuçta onun ilahlığını kabul ediyor. O da ona ilah olmayı kabul ediyor. Böyle bir sorun. Evet. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeylere haber verecektir. Buna da biz iman ettik zaten. 165. Evet. Enam suresinin son ayeti. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırması pek çabuk olandır ve şüphesiz o bağışlayandır, esirgeyendir. Şimdi o sizi yeryüzünde halifeler kıldı. Hani Bakara suresi 30'da ey melekler, ben bir halife var edeceğim dediği zaman bütün melekler dediler ki Allah'ım biz seni tesbih ederken, seni takdis ederken yeryüzünde kanlar akıtacak, bozgunculuk çıkaracak birini mi var edeceksin? Sizin bilmediğinizi ben bilirim dedi. Halifeyi, evrendeki bütün varlıkları sevk ve idare etme. Onların dilini çözerek kendi uhdesinde kullanma anlamında, kendine secde ettirme anlamında kullanmış bir anlamda, bir anlamda da bak orada diyor ki sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti diyor. Burada ben diyorum ki yeryüzü Allah'ın adalet dağıttığı yer değil, yeryüzü Allah'ın insanlara o imtihan için yaratmış olduğu insanlara adaletli davranmayı emrettiği yerin adıdır. Yani şu anda dünya üzerinde hiçbir varlık, hiçbir varlığın aynısı değildir. Ama hiçbir varlık, hiçbir varlıktan da bağımsız değildir. Kur'an'daki ifadede hiçbir kelime, hiçbir kelimenin aynısı değildir ama hiçbir kelime, hiçbir kelimeden de bağımsız değildir. O zaman dünya üzerinde halifenin bir anlamını, dünya üzerinde Allah'ın dinini Allah'ın istediği şekilde uygulayan ve vahyin kontrolü altında yaşanan bir toplum, bir yönetimi de, yönetimin idarecisine de halife demiş Kur'an. Bunu da Allah'ın Resulü ile örneklendirmiş Bakara suresi 143. ayette seni insanlara bir şahit olman için ibret belgesi olarak seni halife seçtik. Yani dünya üzerinde. Hocam onu bir okursak çok önemli çünkü burada halife kavramını hep yanlış anlıyorlar. Hep bundan saptırıyorlar. Bakara'daki şey mi? Bakara 143'ü okuyalım. Tamam. Bakara 143'ü açayım ben, okuyalım. Zaten halife ile beşer insan arasındaki farkı da belki biraz daha rahat anlamış oluruz. Bakara 143. Ey Müslümanlar! Böylece sizi seçkin ve şerefli bir ümmet kıldık ki bütün insanlar üzerine adalet örneği ve hak şahitleri olasınız.
Peygamber de sizin üzerinize şahit olsun ve ey Resulüm, halen yönelmekte olduğun Kabe'yi ancak Resul'e uyanlarla geri dönenler arasında ayırt etmek için kıble kıldık. Gerçi bu kıbleyi çeviriş büyük ve ağır ise de yalnız o Allah'ın hidayet ettiği kimselere ağır gelmez ve Allah imanınızı zayi etmez. Muhakkak ki Allah Teala insanlara çok merhametlidir, günahlarını çok bağışlayıcıdır. Şimdi burada... Galiba Diyanet'in bir haliydim. Hani fikriye uzunmuş. Neyse, fark etmez orada. Yani Müslümanların peygamberin şahitliğinde Allah'ın gönderdiği vahiyle bir toplum inşa ediyor Allah'ın Resulü. Bunu da Medine'de yapıyor. İşte bu Medine'de Allah'ın istediği şekilde ve ayette şöyle diyordu, Maide suresi 3. ayette, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamladım, din olarak İslam'ı seçip beğendim. İşte buradaki kim yani bu İslam'dan saparsa Allah onlar helaka uğramıştır. Yani Rabbani yolda yürüyen insanlar Allah'ın Resulü'nün önderliğinde Allah'ın emirlerini otorite olarak kullanıldığı bir toplum inşa ediyor. Ve senden sonraki gelecek olan kuşaklar böyle bir toplumun olacağı hayal mahsulü diyenlere cevap vermek için bunu yaptık diyor. Yani inanan insanlarla inanmayan insanlar net bir şekilde ayrılsın. İnanan inandığının farkına vararak, inkar edenler de inkar ettiğinin farkına vararak bunu yapsınlar. Ahiret aleminde biz bundan habersiz değildik demesinler diye böyle yaptık diyor. Bir halifeyi bir de bu anlamda kullanmış. Bu anlamdaki halifeyi hiç İslam ülkelerinde Kur'an okuyanlarda hiç kabul eden yok. Hep ikişerli bir anlatımla kabul etmiş. Yani bütün insanları dünyada halife olarak kabul ediyor. Yani bütün insanlar dünyadaki melekler ona secde ediyor. Ama buradaki halifenin bir anlamı da Allah'ın koyduğu kurallara göre o toplumda o kuralları işleten bir işlevci olarak bir Nebi Resul'ün halifeliğinden söz ediyor. İşte bir ayette de şöyle diyordu. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, sizden olan ulul emir sahiplerine de itaat edin. İşte sizden olan ulul emir sahipleri derken de vahyin kontrolünde toplumu yönetenlere atıfta bulunmuş Allah. Ve arkasından evet. Diyor ki şüphesiz sizin Rabbiniz sonuçlandırması pek çabuk olandır ve şüphesiz o bağışlayandır, esirgeyendir. Evet. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Hocam o zaman halife kelimesini Müslüman halife olarak ele aldığımızda İman ettikten sonra yönetici konumuna gelip Allah'ın emri ve yasaklarını uygulayan kişi mi oluyor halife? Bizzat uygulayan kişi oluyor halife. Yani bir bu anlamda bir de bütün insanları halife kıldık diyor. Bu halife de evrendeki bütün varlıkları sevk ve idare eden, onları kendine secde ettiren anlamda halifeden bahsediyor. Bütün melekler Adem'e secde etti ifadesini kullanırken İnsan ayrımı yapmadan hepsi o Adem'e secde etti mesajı veriyor. Evet. Peki Maide 3'te bugün inkara sapanlar sizin dininizden umut kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçip beğendim. Şimdi o zaman bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinize gidimi tamamladım dediği zaman bu ayetten sonra başka ayet gelmemiş olması lazım. Bu son ayet mi? Yok, orada dinimi tamamladım, din olarak İslam'ı seçip beğendim. Yani son nebiden başka bir nebi de gelmeyeceğine göre artık Müslüman olanların güç ve kuvvet haline gelip Allah'ın dininin Allah'ın istediği şekilde uygulanması hali anlamında
ifadesini kullanıyor. Hani nurumuzu kafirler istemese de tamamlayacağız ifadesini kullanırken de Allah'ın dini mutlaka Allah'ın istediği şekilde bir nebi ve onun etrafında toplanan sahabelerle bu uygulanır hale gelecek anlamında kullanmış. O zaman bugün inkara sapanlar sizin dininizden umut kesmişlerdir derken sizin dininiz artık devlet oldu. Devlet oldu. Güç ve kuvvet haline geldi. Ve zaten onu diyordu. Üstünlük sağlayamazlar bu durumda. Dinin tamamlanması veya onların umut kesmeleri bu anlamda. Bu anlamda. O zaman. O zaman bunu yap, bu o devleti yönetenler de halife olmuş oluyor. Halife oluyor. İşte gitti Allah'ın Resulü Büyük Haç diye bahsedilen gitti Kabe'ye, Mekke'ye gitti, dedi ki ey kafirler, şimdiye kadar mazlum olanlara zulüm, işkence yaptınız. Ama şimdiden sonra bu inkarınızı kendiniz inkar edersiniz, inanırsınız. O sizi ilgilendirir. Bizimle onun alakası yok. Ama ne zaman ki bu inkarınızı, kendi din anlayışınızı başkalarının üzerinde zulüm, işkence aracı olarak kullanmaya kalkarsanız sizin boynunuzun dibinden tutar, defterinizi dürer, yerin dibine sokarım. Devinizde, terbiyenizde durun ifadesi kullandı. İşte Allah'ın dini bütün dünyadaki insanların kendi inançlarını kendilerine vererek hiç kimse, hiç kimsenin din anlayışına zulüm yapmadan özgürce yaşama hakkı elde edinceye kadar cihadı da bu anlamda kullanmış Kur'an. Cihadı yapmış Müslümanlar Allah'ın dinini ortaya koymuşlar. Herkes esenlik içinde, barış içinde zulmedenler yerine oturtulmuş. Mazlum olanlar o zulmün pençesinden kurtarılmış. Herkes özgürce yaşar hale gelmiş. Bunu anlatıyor. Benim evet. Anladım. Bir de ayetin şu bölümü var. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Buradan genellikle hep halk kesimi şöyle anlıyor. İşte Allah kimine zenginlik verir, kimine fakirlik verir, onu yükseltir, alçaltır, öldürür, diriltir, bütün bunları yapar. Bunlar böyle imtihandır, böyle deniliyor. Bunun üzerine de böyle çok kısa konuşalım. Zaten son ayetimiz. Ondan sonra da suremiz bitmiş oluyor inşallah. Şimdi bu konuda arkadaşların da görüşünü alalım. Neden Allah kimini kimini üstün kılıyor? Mesela tabii şeyden başlayalım o zaman, Nurşen Hanım'dan. Bir şey söylemek ister mi istemez mi bilmiyorum. Allah neden kimini kimine üstün kılıyor? Yani neden işte birisini ev hanımı yapıyor, birisini profesör yapıyor, birisini iş kadını yapıyor, zengin yapıyor da diğeri öyle sarhoş bir adamın karısı oluyor, kocasından dayak yiyor. Hayırlı geceler ilk başta. Hayırlı geceler. Ya Allah yapmıyor. Herkes kendi seçimini yaşıyor. Herkes kendi iradesiyle kendi seçimini dünyadaki hayatını kendi seçimiyle yaşıyor bana, bence. Peki ayette öyle demiyor ama ayette de kiminizi kiminizi üstün kıldık diyor. Ayette. Burada çok şey yapmadım ama yani... Tamam, o zaman belki Ayşen Hanım söyler. Senin sesin de sanki Hacer Hanım'ın sesi gibi yani birebir. Ben bir düşüneyim Tevfik abi, yine dönerim inşallah size. Tabii tabii, tabii. İnşallah. Ayşen Hanım sen bir şey söylemek ister misin? Söyleyeyim hocam. Şöyle, ben de aynı şeyi düşünüyorum tabii ki. İnsanoğlu kendi seçimleriyle zaten var. Kendi belirliyor yaşam biçimini. Eğer Allah'ın istediği yaşam biçimini belirlediyse zaten üstündür. Hani üstün kıldık ifadesi konuşma diliyle ilgili galiba. Kendi seçim yaptı ve inananlar bunu olduysa zaten üstündür gibi geliyor bana. Evet. Sonra diğer arkadaşlardan buyurun söz söylemek isteyenler. Ben burada şey düşünüyorum hocam.
üstünlüğün takva üzerine takva ile olduğunu söylüyor Allah. Birinizi birinize üstün kılmışsa Allah, muhtemelen birinin ev kadını olması, diğerinin zengin olması ile alakalı bir üstünlük değildir muhtemelen bu Allah'ın demiş olduğu, Allah'ın bahsettiği üstünlük. Bence de bu benim görüşüm. Bir diğer konu da ben arkadaşların söylediğine katılıyorum ben de aynı şekilde tabii ki. İnsan yani biz armut ağacı değiliz böyle, hani her bütün armut ağaçlarının armut vermesi gibi. İnsan tabii ki farklı olacak çünkü biz düşünüyoruz, akıllıyız, aklımızı kullanıyoruz veya kullanamıyoruz. Buna göre bir sınıfsal farklılıklar oluşuyor, bir sürü farklılıklar oluşuyor. Ancak Allah'ın burada bahsettiği farklılık bence kesinlikle takva ile alakalı bir farklılık diye düşünüyorum. Evet, Bekir kardeş bir şey söyleyecekti. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Öncelikle geç geldim, kusura bakmayın. İşteydim, şimdi paydası ettim. Akıl insanı üstün kılıyor zaten. Allah insana aklı diğer varlıklardan akılla farklı kılıyor. Ve o akıllı kullanaraktan bir yerlere, birilerine muhtaç olmamak için, eğilmemek için bir yerlere, yani mal, mülk olsun, helalinden olsun yükselmişse Allah onları kastediyor diye düşünüyorum. Bir de pasifler var. Hani fakir kalıyor. Bence peki, fakirlik... Ama niye birisine pasif akıl veriyor da sana aktif akıl veriyor? Seni fayansçı yapıyor, zengin yapıyor, aktif akıl veriyor, ötekine pasif akıl veriyor. Kimimizi üstün kıldık diyor sebep. Kendimden örnek vereyim o zaman. Şimdi saat 11. 11'e kadar ben şu anda fayans yapıyordum. Allah'tan başkasına eğilmemek için bunu yapıyordum. O pasif kalanlar da onun bunun önünde eğilmemek için, onun bunun önünde avuç açmamak için akıllarını ve Allah'ın verdiği iki eli, bedeni düzgün bir şekilde kullanırlarsa bu şekilde kalacaklarını sanmıyorum. Ona da senin gibi akıl vermiş olsaydı Allah, o da senin gibi 11'e kadar çalışırdı. Ama ona öyle bir akıl vermemiş. Kiminizi üstün kıldık diyor. Ya kredisini başka yerde harcamışsın hocam. Peki, eyvallah. Başka söylemek isteyen... Hocam burada verdikleri derken herkese bir sermaye veriyor Allah. Sermayeyi kimisi harman savuruyu iflas ediyor. Kimisi sermayeyi en güzel şekilde değerlendiriyor. İşte böylece dereceler ortaya çıkıyor. Eyvallah. Şöyle mi? Mesela Allah aslında zaten insanoğlunu, insanı üstün kılmış, eşit şekilde akıl vererek insan kendi onu iyiye, güzele, doğruya kullanarak, yönelterek zaten bence kendi de üstün, o şekilde üstün kılıyor insandan. Yani kendi seçimleriyle iyiye ya da kötüye kullanarak bence üstün ya da zanî ediyor diye düşünüyorum. Hayata katkı açısından herkes eşittir. Ama yetenekler açısından, yani aklını kullanma derecesine göre de ve yeteneklere göre de insanlar farklıdır. Ve dolayısıyla bu farklılık herkesi birbirine muhtaç haline getirmiştir. Ve bu son derece de isabetlidir. Peki, diye düşünüyorum. Mehmet hocam şöyle bir soru sorsak. Sen diyorsun ki hayata katılma açısından herkes eşittir diyorsun. Şimdi mesela Nurşen Kemaloğlu Sakıp Sabancı'nın kızı olarak doğmuş olsaydı bu durumda mı olacaktı? Hayata katılım olarak diğer kadınlarla eşit mi olacaktı? Yoksa bugün Boğaz'da lüks villalarda hizmetçileri etrafında dört denen efendim böyle bir kadın mı olacaktı? Potansiyel olarak eşittir dedi. Ben potansiyeli kastettim. Peki. Kim kaldı? Ali ile Mete kaldı. Buyurun. Eyüp kardeşim kaldı bir de. Okul. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Zaten bu dünya imtihanın dünyası. Sahip Sabancı'nın kızıyla ne bileyim köydeki Ali'nin kızı aynı imtihana tabi tutulmayacaklar ya. Zaten eğer aynı imtihana tabi tutulsalardı o zaman adaletsiz olurdu yani. Şimdi biz kişilerin aynı imtihana tabi tutulup tutulmayacağını hayatta diyor ki kiminizi kiminize üstün kıldık diyor.
İşte bunu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi yani bu üstünlüğü Allah'ın bile isteğini yaptı. Yoksa bu üstünlük nasıl oluştu? Niye bu üstünlük var? Buradan yola çıkıyoruz. Ya tabii ki insanlar sahip oldukları potansiyele göre hesap verecekler. Yani gücü, imkanları doğrultusunda. Yani diyelim ki mülkü olmayan bir kişiye Allah sen niye para dağıtmadın, fakire fukaraya para vermedin diye sormaz. Yani mülkü olan kişiye bunu sorar. Veyahut da ilmi olmayan kişiye sen niye ilminle şunu şunu yapmadın, şuna şey yapmadın, o da sorulmaz. Ama burada diyor ki o sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Şimdi bunu halifeyle bağlantılı olarak belki düşünmemiz gerekiyor. Ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Niye? Verdiklerin nasıl kullandığına bağlı hocam. Buyurun. Ali Rıza hocam da söylesin. Ben de söyleyeceğim görüşümü. Ondan sonra şeyimizi bitirelim inşallah suremizi. Şimdi burada şunu bazı ayetleri hatırlamak gerekiyor. Hani Bakara suresi 136'da diyordu ki biz sana indirilene senden öncekilere indirilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz deyin diyor. Yine Bakara 254. ayette de diyordu ki biz bazı peygamberleri bazı peygamberlere üstün kıldık diyordu. Şimdi burada bir taraftan hiçbir peygamberi ayırt etmeyiz deyin diyor. Bazı peygamberleri üstün kıldık ayetinde tutup da buradaki peygamberlerin üstün kılınmasını Kur'an'ın ifadesine göre farklı bir anlamda anlamak lazım. Bazı peygamber öyle peygamberler geldi geçti ki hiçbir tanesi ona iman etmeden hayatları bitti, kıssası oluşturmadı. Bir ayette de şöyle diyor, biz bazı peygamberlerin kıssalarını anlattık, peygamberlerden bahsettik, bazılarından da bahsetmedik. İşte burada o peygamberlere destek veren ve onu güç ve kuvvet haline getiren, onu destekleyen halk oluyor, onu destekleyen insanlar oluyor. Destekleyince de onu üstün kıldık ifadesi kullanılıyor. Ama burada yaratılış olarak mesela diyor ki bir ayette şöyle diyor. Yani biz herkesin gücünün yettiği kadarından sorumlu tutacağız diyor. Gücünün yetmediğinden sorumlu tutmayacağız diyor. Şimdi burada bir ayette de diyor ki erkekler kendi mallarından harcamaları nedeniyle kadınlar üzerine gözetici ve sorumlu kıldık diyor. Yine ondan önceki bir ayette de diyor ki biz kiminizi kiminize göre üstün kıldık. Bunu üstün kılınanları temenni etmeyin ifadesi kullanıyor. Yani gerek soy sop olarak yani burada ben şunu diyorum. Kesinlikle yol tercihi yönünden Allah kimseyi kimseye göre farklı kılmamış, herkese yol tercihinde kendi kararı ile yolunu tercih etmeyi istemiş. Ama bazılarının yaratılış biçimi, zeka biçimi, güç ve kuvvet biçimi, boy biçimi, farklı farklı oluşları da bu insanların bazının güçlü, bazının da zayıf olduğunda bir gerçektir. Bunları da saklamamak gerekiyor. Yani kim ne kadar gücü varsa Allah ona o gücü oranında hesap soracak. O zaman Allah dünya hayatında bütün insanları yol tercihi yönünden kişinin kendi gücü oranında herkese eşit mesafededir. Onları kendi gücü oranında değerlendirip hesaba çekecektir diye düşünüyorum. Evet, ben de burada kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti derken bu farklılığın imtihanın fıtratı gereği olduğunu düşünüyorum. Yani Allah
zaten sizi denemek için diyor burada. Bir iddia sistemi kurmuş. Bu sistem sebep-sonuç ilişkilerine göre gelişiyor. Yani ben işte boyum böyleyse, vücudum böyleyse mutlaka kendi annemden, babadan geçen genlerden, onların beslenmesinden, bir takım şeylerden böyle olmuşum. Veya bir diğeri daha güçlü, kuvvetliyse bu buradan geçiyor. Yani sebep-sonuç ilişkisi, takvadaki üstünlük, takvadaki yükseklik, ister istemez kişinin tercihiyle veya alçaklık, kafirlik, bu da kişinin tercihiyle oluşan şeyler. Dolayısıyla Allah kendi imtihan sisteminin içerisinde meydana gelen olayları anlatırken sanki kendisi yapmış gibi bunu bize anlatıyor yani. Kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Tabii burada kadın ve erkekteki rol farklılıkları, bu Allah'ın kendisinin belirlediği farklı, ama bu ister istemez takva yönünden üstünlük, derece üstünlüğü değil, rol farklılığıdır aynı zamanda. Yani erkeğin yapısının, kas gücünün, şeyinin farklı olması, kadına göre değişik olması, ona verilen role göre ayarlanmış. Kadına da ona göre bir rol verilmiş. Bu ayette imtihan sistemini ben anlattığını düşünüyorum. Sebep-sonuç ilişkisi içerisinde bütün bunlar gelişiyor. Eğer öbür türlü olsaydı, Allah birini üstün, birini fakir, birini önceden, o zaman kaderciliğe girerdi bu yani. Bu da olmadığına göre, çünkü diğer ayetlerden bunu biliyoruz. İnsan suresi 3'te, Kehf suresi 19 veya 29 olsa gerek, dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diyor. Serbest bırakmış. Tabii bizim elimizde olan şeyler var, elimizde olmayan şeyler var. Ama bunlar sebep-sonuç ilişkisine göre gelişiyor, devam ediyor. Bunu anlattığını, imtihan sistemi ben anlattığını düşünüyorum bu ayetin. Yani herkesi bir yere oturtmuş, rol vermiş Allah. Kim rolünü güzel oynarsa, ister zayıf olsun, ister güçlü olsun, o oynadığı role göre derecelerle Allah ona üstün kılar veya cennete, cehenneme koyar. Mesele bu. Evet. Allah'a hamdolsun bugün 165. ayeti bitirdik. Enam suresi burada bitti. Hocam ben de son bir şey söyleyeyim. Buyurun. Mesela ben feyans yaparken yanımda çalışan çıraklara söylüyorum. Abi biz ne zaman usta olabiliriz senin gibi böyle? Ben diyorum bedeninizin üzerindeki taşıdığınız baş ne zaman bedeninize ağırlık vermiyor, vermemeye başlarsa o zaman siz de usta olmuşsunuz. Yani halife de Arapça'da mesela bir babanın oğluna yönetmeyi devrettiğine denir. Mesela yönetici. Ondan sonraki bu kız olur, erkek olur. Ondan sonraki yönetim hakkına sahip olan şahsa denir. Halife. Evet, güzel. Anahtarı veriyor yani. Dükkan senin diyor. Evet. Allah da zaten Adem'e şeyin isimlerini öğretti. Yani bize. Bu bize anahtarı da verdi. Artık biz kullanacağız. Başımızı bedenimiz için ağır mı, ağırlık mı kullanacağız, yoksa bedenimizi hafifletecek bir baş mı kullanacağız? Peki, sen bu kavramı nereden çıkardın? Başın bedenin üzerinde ağırlık olmasını. Hiç ben bu zamana kadar kafam bana ağır gelmedi yani bedenimin üzerinde. Bunu nereden buldun sen? Nasıl keşfettin bu gerçeği? Çırağın bir tanesi bana sordu. Dedi bu işe nasıl başlanır abi? Dedim bak sana eşyanın ismini öğreteyim. Mastar. Mastar aslında kök manası tesettür. Ustanın ayıbını örter. Eşyayı önce uzatmayayım size. Eşyanın hakikatini ona öğrettim. Dedim ki bunları eğer kullanmaya başlarsan sen iyi bir şoför olmuş olursun. Usta olursun. O zaman usta olursun. Aklını eşyanın nasıl işleyeceğine konsantre ederek bu şekilde başlarsın. Elhamdülillah bir süre usta çıkardım. Şimdi de ekmek kazanıyorlar. Demek ki en aptallı bile usta oldu. Buradan sen kafa beden üzerinde ağır evet. Gelmezse bu iş bitti diyorsun yani. Evet. Eğer mastarı biliyorsam, malayı biliyorsam, makineyi biliyorsam, nasıl yapıştıracağımı biliyorsam bedenim rahatlar. Eyvallah. Eyvallah. Sen tabii mecaz bir anlatım şekli kullandığın için
biz de bunu anlayıncaya kadar ister istemez sormamız icap ediyor yani. Zaten beyin cimnastiğini yaparken cehaletimizi mazur gör yani. Yok hocam ben cahilim. Evet. Arkadaşlar Enam süremiz bitti. Söylemek istediğiniz, toparlamak istediğiniz şeyler varsa. Eyvallah abi, Allah razı olsun. Sağ olun. Yarın Araf suresinden devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Herkese iyi akşamlar. Oldu, iyi akşamlar hepiniz. Selamünaleyküm. Allah razı olsun. Peki. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.